Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. En son ne dedik? Yasalara uymak dedik. En doğru davranış biçimi olsaydı Kolberg'in ahlaki gelişim kuramının en üst evresi yasa düzen evresi olurdu. Önceki videoda dönemleri, ceza itaat, saf çıkarcılık, iyi çocuk, yasa düzen bunları anlattık. Yani iki düzeyi görmüş olduk. Hepsinin kendine has karakteristik özelliği var ama şuraya çok dikkat edin demiştim. Niyet kavramına. Her zaman niyete bakacaksınız. Çünkü birazdan size bir sürü soru soracağım. Ve şimdiden söyleyeyim, sorulara hepiniz yanlış cevap vereceksiniz. Bak çok net söylüyorum. Size soru soracağım, sorulara yanlış cevap vereceksiniz. Net, sizi güdümlüyorum şu anda. Yasa düzen evresi toplumsal düzeni sağlamak için var olan evredir demiştik. Kurallara uymak önemli. Bu kuralları kim koyacak? Otorite konumundaki kişi koyacak. Kanunları koyan kanun koyuculardır. Kanun koyucuların koymuş olduğu kanunlara da biz vatandaşlar olarak uymak boynumuzun borcudur. Ki gelenek sonrası düzey farklı bir fikirde değil, onu söyleyeyim. Geleneksel düzeyin yasa düzen evresiyle gelenek sonrası düzeyin sosyal sözleşme evresi arasındaki ortak özellik bu. Kurallara uyalım tabii ki. Ama bir de fark var. Yasa düzen evresi koyulmuş olan kuralların sağlamış olduğu ya da içselleştirir. O kuralları içselleştirir yasa düzen evresi. O kuralları içselleştirir ancak o kuralların gerçekten uygun kural olup olmadığının herhangi bir denetlemesini yapmaz. Var olan kural neyse o kurala uyar. Tırnak içinde söylüyorum. Yasa düzen evresi kuralın ne olduğunu sorgulamadan o kurala uyar. Otoritenin koymuş olması yeterlidir. Kanun koyucunun koymuş olması yeterlidir. Peki şimdi size soruyorum. Kanun koyucuların her koyduğu kural doğru mudur? Kanun koyucuların her koyduğu kural adalete mi hizmet eder? Yoksa bazen koyulmuş olan kurallar başkalarına da hizmet edebilir mi? Cevap sizde. Bende de cevap var da cevabı sizde. O zaman kurallara uymak her zaman doğru davranış olmayabilir. Bazen kuralların ötesinde kişinin kendi değerler sistemi içerisinde ve evrensel doğruları da hesap ederek toplumun tüm katmanlarına sağlayacağı fayda ya da adalet duygusunu sağlamaya dönük olmasına bakarak zihninden farklı şeyler geçirebilir. Tamam bir kural var ama bu kural ne kadar doğru bir kural? Bu kural fayda sağlıyor mu? Somutlaştıralım hadi. Öğretmenlik mülakat uygulaması. Sizce öğretmenlik mülakat uygulaması Türkiye'de uygulama biçimiyle doğru mu? Herhalde içinize buna doğru diyecek bir öğretmen yoktur, değil mi? Kimse buna doğru demez. Çünkü neyin eleme kriterinin ne olduğunu çoğu zaman anlamıyoruz bile. Hak etmiş olan, yüksek puan almış olan birileri atanabiliyor. Yüksek puan almamış olan, düşük puan almış olan birisi atanamayabiliyor yüksek puan alan. Yüksek puan almamış olan atanabiliyor. Kriter, kıstas ne bilmiyorsun. Sicile bakıyorsun temiz. Ama ona rağmen elendiğini görüyorsun. Mülakattan düşük puan veriliyor. Yani bir silah olarak kullanılıyor mu mülakat? Birileri için evet kullanılabiliyor. Herkes için olmasa da. O zaman mülakat yanlış mı? Yanlış. Peki mülakatın iptali için daha önce mahkeme süreci başladı mı? Başladı. Peki mahkeme mülakat iptal etti mi? Etmedi. Peki bu mahkemenin doğru karar verdiğini gösterir mi? Hayır. Mahkeme elindeki kurallara göre, yazıya göre karar verebilir. Ama mahkemelerin vermiş olduğu her kararında doğru olduğu anlamına gelmez. Bazen kanunun kendisi yanlıştır. Kanunun kendisinin yanlış olan kanunu uyguladığınızda oradan bir doğru çıkarma şansına sahip değilsiniz. Bu yüzden evrensel hukuk da çok önemlidir. Ülkenin, ki düşünün arkadaşlar, farklı farklı ülkelerin farklı farklı kanunları var. Afganistan Taliban lise öğrencileri, yani kadın kızların okula gitmesini önledi. Bunu yapar. Kanun onlar mı? Şu anda onlar. Peki kız çocuğunun okula gitmesini engellemek kamusal bir yarar taşıyor mu? Hayır. O zaman bu kuralı koyan kural koyucu mu? Evet. Bu kural doğru mu? Yanlış. Sorgulamayalım mı? Sorgulayalım. Ama o ülkede sorgulayanların başına gelebilecek olanlar da elbette ki sıkıntılı. Ne geleceğini bilemiyoruz. Bu yüzden de insanlar basturap altına alınabiliyorlar. Yani pardon, zapturap altına alınabiliyorlar. Yani bastırılabiliyorlar. Bu da onların adım atmasını engelleyebiliyor. Şimdi mülakat uygulaması için ben mahkemeye gidiyorum. Ama neden gidiyorum? Söyleyeyim size. Mülakat çıktı çıkalı bakıyorum ki siz bu işten çok fazla muzdaripsiniz. Hem başarılı olan inancınız düşük. İSEM öğrencilerinin böyle olduğunu tespit ediyorum. Sizin için, iptal için mahkemeye gidiyorum. Hangi evri yaşıyorum? Tabii ki sosyal sözleşme evresini yaşamıyorum. Neden? Yanlış cevap vereceğinizi söylemiştim arkadaşlar. Kim için gidiyorum? Sizin için. Niyete bakın ben. Niyet ne? Siz. Herkes için yapmıyorum. İSEM öğrencileri için yapıyorum. O zaman iyi çocuk evresi. Sizin için yapıyorum. Mülakat çıktı çıkalım. Atamaya olan inançları insanların çok fazla kalmadığı, bu yüzden de çok talep etmiyorlar artık ders almayı falan.
Ben daha az kazanıyorum. Ne yapayım? İptal ettiği için mahkemeye gidiyorum. Hangi yerde yaşadım? Güzel, saf çıkaracak. Kim için gittim mahkemeye? Kendim için gittim. Mülakat çıktı çıkalı, adalet duygusu zedelendi. Hak eden bir sürü insan atanamıyor. Hak etmeyen insanların önü açılıyor, onlar atanıyor. İptali için mahkemeye gidiyorum. Sosyal sözleşme. Neden? Çünkü şimdi kuralı sorguladım. Kendim için değil. Sadece tanıdığım insanlar için de değil. Herkes için. Adalet duygusu için o zaman sosyal sözleşmeyi yaşadım. Kuralı sorguladım. Kendi değerlerimle, kendi doğrularımla, kendi değerler sistemimle kıyasladım. Topluma olan faydasına baktım. Birilerini mağdur ediyor mu etmiyor mu onu gözettim. Ve mağdur yarattığına kanaat getirdim bu sistemin. Ve ben de iptali için, değiştirmek için mücadele verdim, çaba gösterdim. O zaman kuralı sorguladım, sosyal sözleşme. Yasa düzenden farkını tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yasa düzen evresinde herhangi bir sorgulama yok. Mülakat mı var? Girerim anasını satayım. Şu mu var? Yaparım anasını satayım. Şu mu var? Onu da yaparım vesaire. Kuralsa gereğini yapacağım. Şimdi yeni kuralı söylüyorum arkadaşlar. Bugün ayın bilmem kaçı. Bilmem kaç vergisi toplayacağım. Herkes verecek olduğum IBAN numarasına 250'şer lira para atacak. Düşünün ki ben otoriteyim. Otorite kişisi benim. Ne dersiniz? Allah kahretmesin. Bunda mı çıkardınız başımıza? Ne demek o bilmem şu tarih vergisi diye? Kaç paraydı? 250 ödeyeyim de faize binmesin. Para ödenir. Tıpış tıpış. Bir şekilde ödenir. İşte bunu sorgulayan o zaman işin rengi değişir. Benim cebimden para çıkacak olmaz vermek istemiyorum diye sorguluyorsam saf çıkaracağım. Benim tanıdıklarım bu işten zararlı çıkacak diye gidiyorsam iyi çocuğum. Ama bunun toplumsal faydası ne? Bunun için gidiyorsam o zaman sosyal sözleşme evresine ulaşmış vaziyetteyim demektir. Yani kuralı kişi artık kendi anlayışı ama bu anlayış içerisinde sadece yaşamış olduğu toplumun değerleri değil, adalet duygusunun da önemli olduğunu unutmayacaksınız. Gelenek sonrası düzey bunu anlatır çünkü. Peki evrensel ahlak ne? Evrensel ahlak daha fazlası. Evrensel değerleri ön plana alır. Evrensel doğrular, evrensel ilkeler. Burada sınırlar bile bazen kalkabilir. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne uygun olsun diye bakmayabilir her zaman. Evrensel doğrulara uygun olsun. Burada ne girer devreye? Hayvan haklarından tutun doğa haklarına kadar. İnsan haklarından tutun mağdurların desteklenmesine kadar her şeye girebilir. Evrensel ahlak söylemleri tabii daha uç söylemlerdir. Ama insanların bir bölümü sadece o evreye ulaşabilir. Ha, şu değil tabii, peygamberler evresi diyenler var. O kadar da soyut düşünmeye gerek yok. Siz de evrensel ahlak ilkesinde olabilirsiniz. Ben de olabilirim, başkası da olabilir. Ha, peygamberlere özgü bir evre değildir. Herkes olabilir. Ama ulaşmanın çok kolay olmadığı bir evredir. Onu düşünmek lazım. Adalet duygusunu benimsememiş olan hiç kimsenin gelenek sonrası düzeyin evrensel ahlak ilkesine ulaşması çok beklenecek olan bir durum değildir. Ha, buranın ön koşulu neydi? Buranın ön koşulu soyut düşünce. Geleneksel ahlaki evreye ulaşmak istiyorsanız mutlaka soyut düşünceye ulaşmış olmanız gerekiyor. Geleneksel düzeyde de mutlaka somut düşünceye, minimum somut düşünceye ulaşmış olmak gerekiyordu. Somut düşünce ama burası nedir? Minimum. Somut veya soyut düşünce ikisi de burada olabilir ama burası soyut düşünce şart. Gelenek sonrası düzeyde. O zaman akıl yürütme biçiminiz, muhakeme biçiminiz bunlar da önemli. Gelenek sonrası düzeyi yaşamak için. Ben sosyal sözleşme ile evrensel ahlak ilkesini ayıramıyorum diyenler için söylüyorum. Çok ayırmanıza gerek yok. Sonuçta gelenek sonrası düzey. ÖSYM de zaten ayırmıyor. Ama birinin doğru cevapsa diğerini seçeneğe koymuyor da ayrımı yine de var elbette ki. Bakın dedim ya ben mülakatın iptali için mahkemeye başvurdum. Tamam. Mahkeme talebimi reddediyor. Mülakat yapılacak. Soru şu. Sizce bunu tabii şey düşünmeyin. Hani korkmayın bu düşüncede. Mahkemenin vermiş olduğu karar doğru mu yanlış mı? Mülakatın yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bunun argümanları çok sağlamsa mahkemenin verdiği karar neden doğru olsun? Ama mahkeme o kararı verdi, versin. Yanlış halen yanlıştır. Eğer ki 70 milyon insan bir yanlışa doğru diyorsa o yanlış halen yanlıştır. Bir kişi onun yanlış olduğunu söylüyorsa o doğrudur. Yani bir tarafta 70 milyon, bir tarafta 1 milyon. Bir kişi. Bir kişinin dediği 70 milyon dediğinden daha doğru olabilir. Ha, buna kendini inandıracaksın tabii ki ve argümanların sağlam olacak. Gerçekten de bu mülakatın yaratmış olduğu zararların da farkında olacaksın. Peki mahkeme talebimi reddetti. Sizce benim bu mahkeme kararını sineye çekip yok kabul etmem ve hayatımı o şekilde devam etmem mi daha doğru erdemli bir davranış olur? Yoksa mücadeleye devam etmem mi?
Mücadele devam etmem cevabı geliyordur muhtemelen. O zaman ne yapacağım? O zaman üst mahkemelere de gittim. Onlardan da sonuç alamadım. Peki ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Köşeme çekiliyorum mu diyeyim, mücadele devam mı edeyim? Ama mücadele devam edersem bu sefer ne olacak? Çatışmalar başlayacak. O zaman evet, ben belki evrensel ahlak duruşu sergilemeye çalışacağım ama bu sefer bedel ödemek zorunda da kalacağım elbette ki. Bu şekilde evrensel ahlakı daha üst düzey bir evre olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mücadele, sırf kanun bu kararı verdi diye mücadeleyi terk etmeyebilir. Savaş karşıtı olmak, insanın yaşam hakkını savunmak, bunlar hep evrensel ahlak ilkelerinin ürünüdür. Ha, savaş karşıtı olmak her koşulda mı? Bağımsızlık savaşları hariç elbette ki. Ama dünyada şu anda bağımsızlık savaşı olarak görebileceğimiz savaş neredeyse yok denecek kadar az, çok azdır. Tüm savaşlar, Ukrayna-Rusya savaşı dahil olmak üzere, çıkar üzerine kurulmuş olan ya da en ihtimalle iyi çocuk evresine uygun olan davranışlardır, savaşlardır. Savaş karşıtı olabilmek, her koşulda yaşam hakkını savunabilmek, her koşulda doğayı savunmak, maddi çıkarları gölgesinde hareket etmemek. Bunlar evrensel ahlak ilkelerinin vurguları olacaktır elbette ki. Ulaşmanın kolay olduğu bir evre değil. Şimdi bir somut örnek üzerine duralım. Yanlış cevap vereceksiniz, şimdiden söyleyeyim. Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Kendinize sorun, sorduğum soruları cevap vermeye çalışın ve sonra doğruluğunu test edelim birlikte. Diyelim ki benim bir köyüm var ve köyümde doğa güzelliği müthiş bir köy. Yani öyle bir doğa güzelliği yok. Oraya HES yapılacak. Hidroelektrik santrali. Ve köyüm HES'le beraber bir şekilde katledilmiş olacak. Ben diyorum ki benim köyüme HES yapamazsınız. Gidin hangi ülkeyi, hangi köyü istiyorsanız HES'i orada yapın. Soru, hangi yeri yaşamış olurum? Cevaplarınız kulağıma geliyor arkadaşlar. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Evet, evet. Ne dediniz çoğunuz? Şunu söylediniz değil mi? Saf çıkaracağım. Dediniz. İnkar etmeyin dediniz. Peki söyleyin bakalım bana. Çıkarım ne? Şu anda şu cevabı veriyorsunuz. Sizin köyünüz. Ben sorumu tekrarlıyorum. Çıkarım ne? Şu anda şunu diyorsunuz. Köyünüz mahvolmasın diye. Ben sorumu tekrarlıyorum. Çıkarım ne? Başka bir şey söylüyorsunuz. Sorumu tekrarlıyorum. Çıkarım ne? Bana çıkar söylemiyorsunuz. Çıkarım ne? Geliyor mu cevap? Çıkarımı söyleyemediniz değil mi arkadaşlar? Ben biliyorum. Söyleyemediniz. Çıkarım yok çünkü. Benim köyüm dediğimde ortada bir saf çıkarcılardan bahsetmiyorum. Benim köyüm dediğimde iyi çocuk evresinden bahsediyorum. Siz çıkar yazmayın. İyi de köyünün mahvolmasından korkmuyor musun? Tamam, köyümün mahvolmasından korkuyorum da bireysel çıkarım ne? Saf çıkarcılık bireysel, arasal ilişkiler. Köyüm için duyacak olduğum hiçbir kaygı saf çıkarcı evre olmaz. Şunu söylersem saf çıkarcı olur. Benim köyüme es yapamazsınız. Ben orayı TOKİ'ye verdim. TOKİ bana apartman verecek. O zaman ne oldu? Saf çıkarcı, bireysel çıkar. Ya da benim arazimi mahvedemezsiniz desem ne olur? Saf çıkarcı olur, bireysel çıkar olur. Yani benim yaptığım şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Bir soruyu okudunuz. Cevabı aklınıza saf çıkarcılık geldi. Hemen kendinize sorun. Çıkarı ne? Bu soruyu sorarsam o sorunun cevabının saf çıkarcılık olmadığını görürsün zaten. Hemen iyi çocuğa dönersin. Bu soruyu kendine sor. Çıkarı ne? Tekrar söylüyorum. Çıkar yazma. Soru sana yazıp verecek. Yazmadıysa kesin şundandır demeyeceksin. Sorunun anlattığına göre yorum yapacaksın ve muhtemelen de iyi çocuk diyeceksin. Şunu söylüyorum. Yasal izniniz var mı HES'i yapmakla ilgili? Var diyorlar. Buyurun geçin yapın diyorum. Hangi evre oldu? Yasa düzen. Kanunu uyguluyorum. Yasal belgeleri var. O yasanın benim köyümü mahvedecek bir yasa olduğunu düşünerek mahkemeye gidiyorum. Hangi evre yaşıyorum? Hayır. Sosyal sözleşme değil. Niye gidiyorum? Benim köyüm mahvolacak diye. İyi çocuk gene köyüm için. O yasanın benim arazimi mahvedecek bir yasa olduğunu düşünerek mahkemeye gidiyorum. Saf çıkarcılık. O yasanın doğal güzelliği katledecek bir yasa olduğunu düşünerek mahkemeye gidiyorum. Sosyal sözleşme. Mahkeme talebimi reddediyor. HES yapılacak. Doğal güzellik katledilecek. Ben de HES'in önünde nöbet tutuyorum. İş makinelerinin karşısına dikiliyorum. Hangi evde yaşıyorum? Evet. Bir mücadele veriyorum. Belki kanunun gözünde suç işliyor olabilirim ki değil. Bu bir haktır. Anayasal bir haktır. Ama evrensel ahlakı yaşıyorum. Başka bir soru. Yine yanlış cevap vereceksiniz. Ama hepsine değil. Adam öldürüyorum, kaçıyorum. Hangi evde yaşıyorum? Ceza itaat. Doğru. Öldürme gerekçem çok borcum vardı, o mende bura. Hangi evre? Saf çıkarcılık. Doğru. Yakalanıyorum. Eyvah diyorum. Etrafımdaki insanlar beni bir katil olarak hatırlayacaklar. Hangi evre?
İyi çocuk, doğru. Yargılanıyorum, yok ama olduğunu varsayın, ölüm cezasına çarptırılıyorum. Hangi evre? Yasa düzen, doğru. Kampanya başlatıyorum. İdam, insanlık suçu, doğru. Kimse kimsenin canını alamaz. Hangi evre? Hayır, sosyal sözleşme değil. Hangi evre? Hayır, evrensel ahlak da değil. Hangi evre? Kimi kurtarıyorum? Kendimi. Yani saf çıkarcıyım. Kim adam öldürdü? Ben. Kim ölüm cezasına çarptırıldı? Ben. Kim ölüm cezasının kaldırılması için kampanya düzenliyor? Gene ben. Kimi kurtarıyorum? Kendimi kurtarıyorum. Mesela Melike'yi ölüm cezasına çarptırdılar. Melike'nin yaşam hakkını savunuyorum. O zaman iyi çocuk. Niye? Melike için yapıyorum. Hiç tanımadığım bir insanı ölüm cezasına çarptırdılar. Onun yaşam hakkını savunuyorum. Gelenek sonrası düzey. Sosyal sözleşme de dersin. Evrensel ahlaklar dersin. Mantığını karaladık mı arkadaşlar bilmiyorum ama her zaman niyete bakacaksınız. Niyet sizin sorunun cevabını bulmanızı sağlayan ana yapıyı oluşturacak. Bu hiyerarşiktir. Sıra ile çıkılacaktır. Aşama atlama şansımız yoktur. Her insan tüm evrelere ulaşamayabilir. Bir evreye takılıp kalabiliriz de. Çünkü düşünsel sürece paralel ilerler. Mesela soyut düşünemeyen insan var mı? Piaget'e göre var. Herkes demiştik soyut işlemsel döneme ulaşamaz. Deneyim önemli, bilişsel yapı önemli, uyarıcı zenginliği önemli. Her yörede bu uyarıcı zenginliği göremezsiniz. O yüzden soyut düşüncenin gelişmeyeceği insanlar da var. Ama soyut düşünce gelişse bile en üst evreye ulaşmanın her zaman mümkün olduğunu söyleyemeyiz. Ne dedik? Bir ön koşuldur soyut düşünce ama tek başına koşul değildir. Sadece bir ön koşuldur soyut işlemsel döneme ulaşmış olmak. Ahlaki gelişimle ilgili arkadaşlar ufak bir özet geçeyim bu bölümle alakalı ve burayı bitirelim. Gilligan'ın kuramına geçeceğiz. Ceza itaatte davranışın sonucu önemli. Davranışın sonucunda kişi yakalandıysa, suçlandıysa o davranış kötü. Yakalanmadıysa, suçlanmadıysa o davranış kötü değil. Saf çıkarcı evrede bana fayda sağlayan davranış doğru. Başkasının beklentilerinin farkındayım ama kendim için kullanıyorum. Bana sağlayacağı kazanç, yiyeceği, elde edeceğim zarardan daha fazlasıysa ben onun göze alabilirim gerektiğinde. İyi çocuk evresinde başkalarının beklentilerine uygun hareket ediyorum. Empati gelişti, vicdan gelişti. Ama burada manevi durum var. Maddi çıkar yok, manevi çıkar var. Bir gruba ait olmak mesela, ait olmaya çalışmak saf çıkarcı davranış değildir, iyi çocuk davranıştır. O gruptan bir çıkarım olduğu için ait olmaya çalışıyorsam o zaman niyet saf çıkarcılık üzerinedir. Yasa düzen evresinde kanun ve kurallara sonuna kadar uyacaksınız. Kural ne olursa olsun herkes koymuş olan o kurallara uyacak. Sosyal sözleşme evresinde kurallar sorgulanacak. Kanun düzen evresinde kurallar içselleştirdiği için uyuluyor. Burada ise o içselleştirilen kurallar da sorgulanıyor. Fayda mı sağlıyor topluma gerçekten? Toplumun lehine bir kural mı? Keyfi bir kural mı? Onun tartışması yapılabiliyor. Evrensel ahlaksa evrensel ilkeleri, yaşam hakkı gibi evrensel ilkeleri merkeze alıyor. Kohlberg'in kuramı bu. Hemen geçelim diğer kameraya. Kohlberg'i eleştiren Gilligan'dan bahsedelim. Gilligan, buraya yazdım evrelerini zaten. Gilligan arkadaşlar Kohlberg'in yüksek lisansından öğrencisi. Kohlberg'in eleştirdiği bir nokta var. Kohlberg der ki kuramında daha çok erkekler üzerine çalışmıştır. Kadınlar üzerinde çalışma pek yapmamıştır. Kadınların ahlaki gelişimde belli bir evrenin üzerine çıkamadığını söyler. Ve o evreyi de üçüncü evre olan iyi çocuk olarak benimser. Şu kadında ne vardır? Merhamet duygusu vardır, anaçlık vardır, toplumsal baskı vardır ve iyi çocuk evresine takılır. Bu yüzden de kadınların daha üst evrelerde olmadığını düşündüğünden erkekler üzerinde çalışmayı tercih etmiş. Gilligan bu düşünceyi eleştiriyor. Düşünceyi eleştiriyor. Biraz feminist duygularla yazılmış olan bir kuram olduğunu da söyleyeyim Gilligan'ın kuramı. Haklı tarafları var, eksik tarafları var. Gilligan diyor ki, kadınlar erkeklerden farklı cinsiyet rollerine sahiptir. Yazalım. Kadınlar erkeklerden farklı cinsiyet rollerine sahiptir. Bu yüzden kadınların farklı evrelerde yaşaması doğaldır. Cinsiyet rollerinden dolayı. Ama bu onların alt evrede oldukları anlamına gelmez. Aslında bir yerde Kohlberg'e katılıyor. Yani bir yerde kadınların yapılan araştırmalarda belli bir evreye takıldığını o da görebiliyor. Fakat yine de kadınların da merhamet duygusu, annelik dürtüsü, farklı cinsiyet rolleri onların etkisiyle üst evrelere çıkabildiğini söylüyor. Bir kavramdan bahsediyor. Ahlak sevgisi kavramı. Ahlak sevgisini gördüğünüz yerde aklınıza Gilligan gelsin. Ahlak sevgisinin yüceltilmesi gerektiğini söylüyor. Bir de Kohlberg'in yapmış olduğu çalışmalarda hikayeler anlatır Kohlberg. Biri Hans'in hikayesidir. Hans eşi kanser hastası olan bir kişi. Hayali bir karakter.
ve Hans'in hayatta karısının, eşinin hayatta kalmasını sağlayacak olan ilaç kasabanın tek eczanesi tarafından satılıyor. Eczacı o ilaç için tabii ki yüksek bedeller istiyor. Hans ilacı vermesini daha sonra borcunu ödeyeceğini söylüyor. Eczacı bunu kabul etmiyor. Hans borç para falan alıyor. İşte biraz para topluyor. Parayı getiriyor. Ama eczacı diyor ki paranın tamamını bana getirmezsen sana ilacı vermem. Ben bu işten kar etmem lazım. Başkasının ihtiyaç duyacağı ilacı daha yüksek fiyatla satabilecekken sana niye daha ucuza vereyim diyor. Hans çaresiz kalıyor. Ve en son eczaneye gizlice girip ilacı çalıyor. Ve Kolberg her evde yaşayan insana Hans'in davranışının doğru mu yanlış mı olduğunu soruyor. Hans'in davranışının doğru olduğunu söyleyen Kolberg'in evlerindeki kişiler, her evdeki kişi de var, yanlış olduğunu söyleyen kişi de var. Ama herkes kendi bakış açısı, ceza itaat nasıl bakacak diyecek ki yakalanmadığı için kimse onu suçlamayacak. Hans ilacı iyi ki çalmış. Diğer taraftan bakan ceza itaatçı ne diyecek? Yakalansaydı suçlanacaktı, keşke ilacı çalmasaydı. Saf çıkarcı evrede olan nasıl cevap verecek? Hans ilacı çaldı ama gereksiz. Niye kanser? Zaten kanser. Ölecek. Gerek yok. Kendini riske attı ki. Çıkar açısından bakar. İlacı iyi ki çaldı diyen saf çıkarcılar ne diyecektir? İyi ki çaldı. Artık karısı ona borçlandı. Yani o da aynı şey onun için yapar falan. Hep alacak meselesi değil mi? İyi çocuk evresi eşinin hayatını kurtardı. Eşi ona hep onu iyi hatırlayacak der. Kötü olarak gören iyi çocuk evresinin o ilacı çalmamalıydı diyenlerde nasıl bakacaklar? Etrafta artık bir hırsız olarak anılacak. Vesaire vesaire. Bu bakış açısı var. Ama hikaye ne? Kurgu. Peki Gilligan'da nasıl? Gilligan'da kurgu yok. Gilligan evlilik dışı hamile kalan ve kürtaj olmak isteyen genç kadınlar üzerine çalışmış mesela. Daha gerçek, daha hayati, daha hayatla ilgili olan unsurlardan bahsetmiş. Bu da bir geliştirme konusu. Ama sonuç olarak ulaşmış olduğu nokta aslında Kolberg'den çok farklı yerler değil belli bir yere kadar. Evreleri çok benzer. Üç evresi var. Gelenek öncesi düzey ki burada bencil davranışlar var. Ben merkezi dönem var. Çünkü kendinin hayatta tutmaya ilişkin evreleri var Gilligan. Yani davranışları var kişinin. İlk önce kendini düşünecek kişi. Evet, bencilce davranışlar sergileyebilir gelenek öncesi düzeyde. Geleneksel düzey olarak kabul ettiğimiz Kolberg'deki düzey burada sosyal oluşum evresi. Burada artık fedakarlık var. Burada iyi çocuk olma eğilimi de var. Başkalarını düşünmek var. Son evrede ilkesel ahlaksallık, yani gelenek sonrası düzey olarak düşündüğümüz evre. Burada da herkese ve doğaya bağlılık var. Kendinden başlıyor. Kendi doyuma ulaştıktan sonra, kendini garantiye aldıktan sonra etraftaki diğer insanlarla ilgileniyor. Onlar da tamamsa sonra toplum, doğa, herkesle ilgilenebiliyor. İlkesel ahlaksallık en üst evreyi kapsıyor. Ahlak sevgisi aklınızda olsun ama Kolberg'den soru gelme ihtimali her zaman daha kuvvetlidir arkadaşlar diyelim. Ve ahlaki gelişim konusunda bu şekilde bitirmiş olalım. Bir sonraki videoda fiziksel ve psikomotor gelişim konusundan biraz bahsedeceğiz. Ve sonra yaklaşımlar konusuyla beraber gelişim psikolojisinin ders videolarını bitirmiş olacağız. Biraz soluklanalım.